y küp eksi x çarpı y eşittir 2 denklemiyle verilen eğriyi dikkate alınız. Bu eğri için y'nin x'e göre türevinin eşittir y bölü 3 çarpı y kare eksi x olduğu gösterilebilir. Eğriye eksi 1 virgül 1 noktasında teğet olan doğrunun denklemini yazınız demişler. Tamam, biz bir doğrunun denklemini bulmak istiyoruz. Bunun için doğrunun eğimini ve doğrunun geçtiği herhangi bir noktayı bilmemiz yeterli, öyle değil mi? O zaman doğrumuz y eşittir mx artı b formunda olacak burada m eğimdir ve dy bölü dx'in bu noktadaki değerine eşit olacaktır. Bunu da buradan hesaplayalım. Bakın x eksi 1 iken y 1 oluyormuş yani bu eğri üzerinde demek istiyorum, öyle değil mi? Tamam. Y 1'e eşit o zaman 1 bölü 3y kare yani 3 çarpı 1'in karesi ki bu da 3 yapar eksi x y 1 iken x eksi 1 değil mi? Veya x eksi 1 iken y 1 ne fark eder o zaman? x yerine eksi 1 yazalım ve bu da 3 artı artı 1 ile aynı şeydir. Burası 1 bölü 4'e eşit oldu. Tamam. Doğrumuzun denklemi y eşittir 1 bölü 4 x artı b oldu bile. Şimdi b'mizi de bulmamız gerekiyor. E biliyoruz ki eksi 1 virgül 1 noktası doğrunun üzerinde o zaman bu bilgiyle b'yi de bulabiliriz. Bakın bu doğru eğriye teğettir. Bu nokta eğriyle doğrunun ortak noktasıdır. Öyleyse y 1'e eşit iken x eşittir eksi 1 olacak ve artı b dedik. Burası da 1 eşittir eksi 1 bölü 4 artı b oldu her iki tarafa 1 bölü 4 ekler isek B eşit 1 tam 1 bölü 4 bulursunuz ya da 5 bölü 4 yazalım. Bu da eşittir. 1 virgül 25'tir. Bunlardan herhangi bir tanesini yazabilirsiniz. Tamam. Eğriye bu noktada teğet olan doğrunun denklemi şöyle oldu. y eşittir. Eğimimiz yani 1 bölü 4 x artı bunlardan herhangi birisi. Ben 5 bölü 4'ü tercih edeceğim ve bitti. Sorunun bu maddesini hallettik bile.